Güzel, Değerli bilelim. hocamıza hemen evet. dönelim. Profesör Doktor Murat Tuncer, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Uzmanı. Hocam e, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. getirdiniz. Evet. Biz bugün maskeyle açtık programı. Aslında hiç unutmamamız gereken, hali hazırda hala kullanmamız gerekirken biraz rehavete kapıldık. Biraz. Sağlık mı? Bakanımızın evet. uyarıları doğrultusunda sizin söylemlerinizi çok merak ediyoruz. Buyurunuz. Günaydın hepinize Pınar Hanım. Hakikaten aslında tabii bir hatırlatıcı ve uyarıcı olarak maskenizi takmanız güzel bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Bütün mesele Pınar Hanım bu konudaki bütün mesele dünyada biliyorsunuz 2020 yılında yaşanan birkaç yıl devam eden hala da post covid sendromu ve long covid sendromu şeklinde e, belirtileri hem ülkemizde hem de dünyada devam eden pandeminin e, bu virütük enfeksiyonun birçok alt varyantlarını e, bu birkaç yıl içerisinde yaşadık. Biliyorsunuz delta varyantı bir zaman çok meşhur oldu. Ondan evet. sonra omikron çıktı. Omikronun evet. alt varyantları çıktı. Şimdi de eris varyantı şeklinde. Tabii ki Sayın Bakan'ın açıklamaları e, daha tedbirli ve daha çok yaklaşımı e, e, halkı galeyana getirmemek için o şekilde olması gerekir. Ama burada benim özellikle altını çizerek belirtmek istediğim nokta sizin de programınızı başlattığınız gibi bu pandemi döneminde bizim edindiğimiz, halkımızın edindiği tecrübeleri yaklaşan sonbahar içinde bulunduğumuz sonbahar ve kış mevsimi içerisinde temizlik, hijyen şartları, maske, kapalı yerlerde bulunma gibi durumlara özellikle dikkat ederek 65 yaş üzerindeki ve özellikle kronik hastalığı olan yaşlılarımızı koruma şeklinde bir kere korumaya yönelik bir tedbir almamız lazım. Bu bugün için eris varyantı olur, yarın başka bir şey çıkar. O bakımdan artık tedbirli olmamız, bunları öğrenmemiz lazım. Bağışıklık sistemini nasıl güçlendireceğimize dair birçok kanallarda, hem sizin kanalınızda diğer birçok kanallarda hekim arkadaşlarımız, ben ve bütün hocalarımız biliyorsunuz dünyada da bizde de bu uyarıları yaptık. Bunlar neydi? D vitamini seviyesinin yüksek olması, vitamin B12'ye dikkat edilmesi, özellikle omega-3 şeklinde balık yağına dikkat edilmesi. Bunların da dışında kapalı yerlere girerken, toplu taşıma araçlarında, sinema, tiyatro gibi yerlerde, kapalı yerlerde maske alışkanlığının böyle bir uyarı olduğu zaman özellikle tekrar gündeme getirilmesi. Şimdi Sağlık Bakanımızın açıkladığı Eris varyantı aslında bu İlk önce Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Çin, Danimarka, İsrail gibi ülkelerde görüldüğünü bu hepimiz son birkaç aydan beri biliyoruz. E şartlar böyle olunca bizim bunun ülkemize gelmemesi mümkün değil bir kere. E, tabii. Yani başta da bu şekilde e, tedbirli veya e, yaklaşımı biraz daha tabii halkı, endişe verici boyuta ulaştırmamak için öyle oldu ama biz bunu Eris varyantının şimdi 9 kişide görüldü denmesi zaten bunun mevcut olduğunu daha bunun birçok kişide de görülebileceği anlamına gelir şunu son zamanlarda yazın görülen isalle gastroenterit şeklinde karın ağrılarıyla giden durumlar. İkincisi bu Eris varyantının boğaz ağrısıyla özellikle başlaması, hafif ateşle, öksürükle, halsizlikle ve daha da önemlisi tat alma duygusunda bozulmayla gelişmesi tabii COVID'i bize hatırlatıyor. COVID'in bir alt varyantı olarak karşımıza çıkıyor. Ha bu çok tehlikeli midir değil midir ölümlere yine yol açar mı endişesi tabii ki halkımızda mevcut. Ama bunu ıı, şu anda dünya da tam olarak tespit etmiş değil. Ülkemizde de bu durumun gidişatı gözlem altında olan ve izlenmesi gereken durum olarak devam etmektedir. Biliyorsunuz Pınar Hanım dünyada hem Dünya Sağlık Teşkilatı hem de ülkemizde bir gözlem altında olan vakalar, virüsler var. İzlenmesi gereken vakalar, virüsler var. Bir de endişe verici boyutta olan vakalar, durumlar söz konusu. Bizim şu aşamadaki dünyada ve Türkiye'deki Eris varyantının durumu izlenmesi gereken yani ikinci aşamada yani gözlem altında olan bir virüsü dünyada görüldü bakıldı ki bu hızla yayılıyor yine bir takım hastalıklar yapıyor hatta kronik hastalığı olan yaşlılarda ölümlere bile yoğun bakıma neden olabiliyor ha yine böyle bir durumda karşı karşıyayız bu pandemi şekline geldi mi gelmedi Dünya da bunu izliyor. Biz de bunu hemen bir an önce aynı tedbirlerle izlememiz. Bu tip durumlarda da hemen sağlık kurumlarına başvurmamız gerekir ki ama Gınar Hanım şunu belirtmek gerekir. Artık herkesteki rehavet, pandemi bitti, Covid evet, bitti. Evet, maskeler aynısı. bırakıldı Aynen. ve daha da önemlisi sağlık kurumlarında test yapılmamaya başlandı artık. Evet. 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 Onun evet. Onun için evet. sizin boğazınız ağrıdığı zaman, ateşiniz yükseldiği zaman Sağlık kurumuna gidiyor vatandaş. Test yapılmıyor. Bunun COVID'e bağlı bir alt varyant mı yoksa genel üst solunum yolu enfeksiyon mu olduğunu tespit etmek mümkün değil. Onun için bu 9 kişi yerine bu çok daha fazla olduğunu biz biliyoruz. Ha bunun ama e, önem derecesi nedir? Hastalık yapma derecesi nedir? Onu hem dünya şu anda tam olarak tespit etmiş değil hem de biz tespit e, edemedik. Gözlem altında bulundurarak bu vakaları e, takip etmeye devam ediyoruz. Pınar Hanım. Peki efendim aşı konusuna gelmek istiyorum hocam. Şimdi insanların aklında bir tek şey var. Ee, varyantın adı belli. Eris varyantı ama e, olacağı e, sıkıntılar henüz bizde ve dünyada bilinmiyor dediniz. Peki aşı yine ön plana çıkacak mı? Maske, hijyen, mesafeden sonra aşının buradaki değeri ne olacak? Ya Sevin Hanım şunu ben kişisel fikrim olarak söyleyeyim bunu tabii. Ee, şimdi zaten aşı hem dünyada hem de ülkemizde en az 3 aşı hatta 4 aşı ve daha fazlasını yaptıran ciddi bir %85-90 üzerinde popülasyon oldu. Şimdi bu aşıyla ilgili çok tartışmalar oldu. Evet. Tabii ki bir bilim adamı olarak bir hekim olarak aşının faydalı olduğu koruma etkisinin olduğu şüphesiz. Bunda şüphe yok ama yani şimdi buradaki durum 3 aşı 4 aşı olan bir kişinin COVID'e karşı edindiği bağışıklık evet zamanla azalıyor ama her varyantta bir aşıyla buna yaklaşım mı da e, biraz e, daha böyle e, dikkatli davranarak yaklaşmak hı, lazım. Hı. Dünya da buna böyle yaklaşıyor. Ha özellikle aşı konusunda kimler öne çıkmalıdır? Az önce söylediğim gibi e, çocuk yaş grubu, 12 yaşına kadar e, olan grupla 65 yaş üzerindeki e, özellikle kronik hastalığı olan vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalıdır. Eğer aşılarını yapılmışsa bunlar belirli bir bağışıklık edinmişlerdir. Ama evet. bu eris varyantının bu tip bağışıklıktan kaçıp kaçmadığını da henüz bilemiyoruz. Aynen. Şunu bu da önemli. yine şahsi evet. olarak söyleyeyim. Evet. Yani aşının yaptığı uzun vadeli ve kısa vadeli sonuçları da tam bilmiyoruz. Evet e tabii tabi. onlar şahidi var. Evet. falan deniyor bu istatistikler veriliyor ama bize öyle vakalar geliyor ki e ben diyor hocam covid'den sonra şu tip Bulgular bende çıktı. Beyin sisi ortaya çıktı veya başka türlü kalp hastalığı ortaya çıktı. Bunun ona mı bağlı başka şeye mi bağlı olduğunu e, açıklıkla ifade etmek gerekirse bir bilim adamı olarak dünyada tam tespit etmiş değil. Ama evet. aşının faydalı olduğunu genel olarak bildiğimiz için bu yorumu yapıyoruz. O bakımdan ben burada tam net değilim bu konuda. Hocam evet. haklısınız. E, mesela kadın doğum uzmanlarının özellikle söylediği Türkiye'de menopoz yaşının çok erkene çekildiği evet. mesela. Ve diyorlar ki aşıdan dolayı, hani aşıdan dolayı hmm. mı? Evet. Ee, bunu ancak biz bir 10 sene içinde falan anlayabileceğiz ama 47 olan yaş ortalaması 35'lere kadar indi diyorlar. Evet. Bu ne demektir? Doğurganlık ve evet. ülkenin geleceğine evet. dair önemli bir bulgu. Bir de e, Sayın Fahrettin Koca'nın e, hemen yakın zamanda bir açıklaması vardı. 65 yaş üstüne normal grip aşısı tanımlandı. Evet. Mesela e, gidip normal grip aşılarını 65 yaş üstü bu e, zaman diliminde olsunlar mı hocam? yani grip aşısı tabii her yıl çeşitli e, şekilde e, ortaya çıkan e, varyantlar olduğu için geçen sene grip aşısı yapılan kişinin bugünkü varyantın dünyada en çok kabul edilen hangi tipi ise ona göre hazırlanıyor. Bunun da belli oranda koruyuculuk e, e, durumu var. E, yani 65 yaşın üzerindeki kronik hastalığı olan kişilerin grip aşısı olması çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. o bakımdan özellikle o kişileri korumak yönünden grip aşısının birinci derecede kronik hastalığı olan bu yaşlı kesime yapılması faydalı olur. Ama aşıya karşı özel bir otoimmünitesi, otoimmün hastalığını Alevlendirmesi gibi bir alt e, potansiyel söz konusu ise hekimin onu değerlendirmesi lazım. Evet. Ben onu söylemek istiyorum. Aşıdan sonra bir takım otoimmün hastalıklar da bazılarında çok az olmakla birlikte artabiliyor. Ama grip aşısı yapılması 65 yaş üzerine öneriyorum. Evet. evet. Peki yani şimdi bugün e, biz bunu daha önce de görüşmüştük, konuşmuştuk hatırlıyorsan. Ee, şimdi Sağlık Bakanı'nın açıklaması insanları tabii alarma geçirdi. Yani e, Türkiye'deki yetkili bir ağızdan duyunca bugün itibariyle artık insanlar maskeyle yakın olarak ceplerinde, çantalarında taşımaları mı gerekiyor? Diyelim ki ben bugün öğleden sonra bir alışveriş merkezine gideceğim, haftalık gıdam alacağım. Bunu takmalı mıyım? Ve de herkes bunu yapmalı mı? E bu kişiye bağlı tabii bulunduğunuz ortama bağlı ama sizin söylediğiniz Yasemin Hanım kesinlikle hele bu eylül ayı, ekim ayı, kasım gibi sonbahar, kış aylarına yaklaştığımız durumlarda artık e, ilkbahara çıkıncaya kadar kesinlikle o koruyucu önlemi almamız lazım. İster kullanma ihtiyacı hissedersiniz ister is, e, hissetmezsiniz ama Sayın Bakan da böyle bir açıklama yapıp evet. dünyada da böyle bir varyant görüldüğü zaman... Ben kişisel olarak o, o tedbirinin alınması taraftarıyım. Özellikle kapalı yerlerde. Özell Hocam özellikle <laughs> aslında toplu taşıma yani niye kaldırıldı toplu taşımada e, bu zaruriyet? Ben aslında ondan endişe Tabii. ediyorum. İnsanlar ne uçakta, ne otobüste, ne metrobüste, ne metroda gerçekten kullanmıyorlar. Halbuki biz biliyorsunuz ki e, hep bu deriz ki çekik gözlerin hepsi, takar bu maskeyi. Mutlaka çok, havalimanlarında tabii. sadece onlarda görürüz. Tamam o taraftan yayıldı ama onlar hiçbir zaman tedbiri elden bırakmıyor. Bizde çok ciddi bir rahatlama söz konusu. O yüzden sizin uyarılarınızı çok dikkate alarak izleyicilerimize iletmeye çalışıyoruz. Hani Hanım ben evet. özel çok doğru söylediniz. Yani bu bir kültür <laughs> meselesi. Hakikaten uzak doğu Japonların yaptığı bu alışkanlık artık bize de geçmesi lazım. Evet. Eğer evet. geçmezse bir şey olmaz anlayışıyla hareket edersek bunun sonuçlarının faturasını ağır ödüyoruz. O Tabii. bakımdan sizin de Yasemin Hanım'ın da söylediği o genel olarak halkın alacağı önlemler başta maske olmak üzere, mesafe olmak üzere bunu artık yerleştirelim kendimize. Hasta olmamız şart değil. Evet, yani anlıyorum. biz hasta olmayabiliriz bakın siz gidersiniz bağışıklığınız güçlü olur hiçbir şey olmaz toplu taşımada veya AVM'de eve çocuğunuza getirirsiniz Doğru. annenize getirirsiniz Allah ona neden olursunuz o bakımdan önemli. önemli. Doğru. Evet. Peki efendim diyorsunuz ki bugünden itibaren bıraktığımız hatırlamadığımız maskeleri yeniden hatırlayalım değil mi özellikle ben bugün geliyordum inanın bir minibüs gördüm. Gerçekten hani iğne astanız minibüsteki birisinin başına düşerdi. Oturanların üzerine yığılmış bir kalabalık vardı. Metrobüsler de öyleydi. Ee, özellikle İstanbul gibi ulaşımın çok yoğun olduğu bir yerde hiçbir maske yoktu. İnsanlar böyle ağız ağzaydı. Lütfen e, doktorumuzu dinleyin efendim. E, her şey böyle başlıyor aslında. Aynen öyle. Bana bir şey olmaz da başlıyor ve sonrasında salgın oluyor. Hatırlarsanız Sayın Bakan tam o pandemi zamanı Türkiye'de e, hani patient zero der evet, yabancılar yatımlar, evet. bir tane yani hastada görüldü görülmüştü. sadece evet. dedi evet. ve ondan sonra alarm düdüğünü bir çaldık iki sene evde oturdu. Evet. Dolayısıyla evet sayın bakan çok endişeye mahal vermek istemiyor hocamızın da söylediği gibi ama e, değerli hocam da söyledi maske temizlik mesafe bu kuralları tekrar tekrar hayatımıza sokmak zorundayız. Peki size başvuran bu konuda bir hasta oldu mu bu tanıyla gelen bir hastanız oldu mu? Şu ana kadar olmadı Yasemin Hanım ama Türkiye'de biliyorsunuz bunlar da zaten dışarıdan gelen hastalar. Evet, yaba, şu anda evet yurt dışı sorumluluğu kaldırıldığı için siz baka e, herhangi bir sağlık kuruluşuna müracaat etseniz test yapılmıyor şu anda. Bu çok büyük bir handikap aslında. Doğru. Mesela boğaz ağrıları arttı geçen bir vaka evet. geldi. Belli bir kişinin de evladıydı, çocuğuydu. Hem de 33 yaşında boğaz ağrısı, boğazda şiddetli hiperemik kanamalı ciddi bir faranjit tablosu var. Öksürüğü var, ateşi var. E birkaç doktora gitmiş bir solunum yolu enfeksiyonu şunları al geçer demiş. Eyvah. E şimdi siz bu vakada yani eris olmadığını ne biliyorsunuz? Az önce söylediğim şey o. Aslında çok fazla kişi de var. Ama alacağımız önlem nedir? Aynıdır. Biz bu tecrübeyi geçirdik. Bugün adı eris olur, yarın başka bir şey olur. Covid diye bir pandemi geçirdi dünya. yüzbinlerce insan öldü. O bakımdan bunu artık bilinçlenmezsek eğer, bakanımız öyle söyledi, öteki böyle de söylese insan olarak bilinçlenmemiz lazım. Bu konu çok önemli. Anladım. Yani diyorsunuz ki belirtiler bir grip gibi başlıyor. Şimdi geçiş mevsimi olduğu için de işte havalar ha. farklı oldu, gribim Çarptı diyorsunuz. Çarptı beni diyoruz. Çarptı hava diyoruz. Ama çok dikkatli olmamız gerektiğinin altını ve üstünü çiziyorsunuz. Her an bir virüsle karşı karşıya evet. gelebilir Zaten o virüs de öyle bir şey ki yani şimşekten daha hızlı yayılıyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam çok teşekkür ederiz değerli Sayın yorumlarınız için. Sağ, sağ olun. Var. Sağ, olun var. sağ olun. Çok teşekkür.